Gelelim bizim gabunemize. Hemen şöyle keskin. Kim bile iletti bıçakları? Ya dün şey gelmiş, Yüksel Bey hemen aradı. Serpil koş. Şey gelmiş diye. Sebileyiciler geliyor, onlar mı? Şey ama kanala şey de geliyor ya, yemekhaneye de. Sağ olsun onlarla birlikte, ama gerçekten güzel kesiyor, çok dikkat et. Süper. Denemem lazım. Gel, sen dene. Ben şunu... Denemem lazım. Bak şimdi gör. Evet. 9 tane verdim Nermin. İyi yapmışsın çünkü bayağı bir körelmişlerdi. Şöyle. Aa, ben bunları şey piyazlık doğrayacaktım. Küp, ne? Küp küp doğradım ben, piyazlık doğrayacaktım bunları. Hepsini mi yaptın? Yok. Olsun, o bir şey olmaz, arada gider. Şunu şöyle. Ben tenceremizi çıkarayım, pilav tenceremizi. Şöyle ince zar şeklinde piyazlık. Bunu karabiberle birlikte bir kasede şimdi ovacağım. Gabunede soğan küp küp doğranmaz. Çok özür dilerim, kaptırdım bıçağın ritmine, dedim ki bakayım kesiyor mu dedim. Tık 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 tık. Güzel kesiyor mu, değil mi? Hı, baksana zar gibi ayırdım. İyi olmuş. Bir tane şey isteyeceğim, kase sadece. Yağımı dökeyim ben, ancak ısınacak bizim şeyimiz. Şöyle bakın. Burada efendim kat kat dizme işlemi yapacağız ve pilav tenceresini ters çevirdiğimizde muhteşem bir görüntüyle karşılaşacağız. Düğün yemekleridir. Isparta yöresinin muhteşem lezzetlerinden bir tanesidir. Gerçekten denemeyen kalmasın. Şöyle. Ben de tavukları didikleyeyim orada. Zar gibi yapıyor. Vallahi iyi olmuş. Yok vallahi diyor mu? 9 tane bıçağı verdik. Süper. Bunu kaldırabiliriz. Bunu koymaya gerek yok. Gerek yok mu diyorsun? Şununla şunları alayım. Şunu alayım. Onu al bence ya. Ziyan olmasın şöyle. Bunu çok küçük didiklemem ben, sen? Yok yok, büyük olacak. Hah, iri iri değil mi? Ben de öyle yapıyorum çünkü. Büyük olacak. Tamamdır. Bu biraz bunun için de zor olacak harmanlamam da. Nasıl bir şey aradığını anlamadım. Bir alayım, hamur yoğurma kabı gibi. Dur, şey var, cam var. Ağzı daha geniş. Aynen aynen. Biraz tuzla karabiberi olmam gerekiyor onun içerisinde. Bak şu daha iyi. Şunu vereyim kirletme. Tavuk değilim de şeye tuttum içini. Şöyle piyazlık doğramış olduğum soğanımı bir kabımın içerisine alıyorum. Şöyle geniş çene bir kabın içerisine. Burada önemli olan soğan ve karabiberle, pardon, tuz ve karabiberle birazcık soğanı öldürmek. Şöyle. Bak ben bunu yapmazdım ha, görüyor musun? Çok iyi oluyor. Şey anlamında hani harmanlamayı. Böyle yapılıyor. Etlisinde de ben böyle yaparım. İşte bak herkesin, görüyor musun? Yoğurt üflemesi biraz farklıdır. Valla. Şöyle güzelce harmanladım. Hem yedirdim karabiberi soğanımla. Şimdi kara melize olana dek birazcık kavuracağım. Şunu ellerimi yıkayayım. Ana yemek olabilir. Yanına hiçbir şey yapmadan da tüketebilirsiniz. Bir neden ayran diyeceksiniz. Şöyle baktığınızda, çünkü içerisinde tavuk da olduğu için Serpil'in dediği gibi bir ayranla, bir salatayla, yanına bir çorbayla bu vallahi lezzeti şey yapabilirsiniz. Gayet de şık. Lezzetlendirebilirsiniz. Olur. Yağımızı aldık. Soğanımı karabiberle ve tuzla olduktan sonra onu da içerisine aldım. Hiç yıkamıyorum, süzdürmüyorum. Şey, tahta kaşıklar arkadaki çekmeceden abi. Evet, buradan bir tane alıyorum. Şöyle hafif kavurmuyorsunuz soğanınızı. Güzelce kavrulana dek de beklemeniz gerekiyor. Çünkü karamelize olan soğanın tadı ekstradan güzel oluyor. Evet, şöyle soğanımı bakın, piyazlık doğradım. Şu an karamelize oluyor. Bir lokma şeker atabilir miyiz? Çok hemen lezzet veriyor soğanın, o güzel karışımını açığa çıkartıyor. Ben soğan kavururken mutlaka içerisine böyle bir çay kaşığı kadar, böyle bir fisk ederler ya. Çok azıcık şeker atıyorum. Süpersin. Zaten soğanın biliyorsunuz şeker aroması yüksektir. O yüzden de karamelize olur. Böyle karamelize olsun isterseniz de ekstradan bir çay kaşığı kadar şekerinizi eklemeyi unutmayın. Bu da güzel bir püf noktası olsun. Böyle güzelce kavuruyorum. Bunu söylüyordun işte. Bak. Helal olsun. Severiz akıllı kadını. Şöyle efendim nohutumu da koyuyorum. Şöyle birazcık nohutla da harmanlayacağım. Tavuğum haşlandığı için en son aşamada koyacağım. Vallahi çok şık olacak o. Şöyle mis gibi.
Mis gibi efendim. Nermin şey yapar mısın? Özellikle soğan severlere duyurulur. Ne yavrum? Sokakta hiç pilav yer misin? Çok severim o nohutlu pilavları ama temiz yapıldı mı diye şüphe ettiğim için yemiyorum. Ama evet, çok severim. Ben bu soruyu sana yanlış adama sordum. Sen yemezsin, doğru söz. Ama ben yiyorum. Ama geçerken bir içim gidiyor efendim. Hatta şey diyorum. Yanına böyle minikacı turşularla. Diyorum ki, durup böyle öpüyorum. Nasıl da güzel gözüküyor o içindeki nohut, beyaz pirinç. Az. Cesaret edip alamıyorum. Pirinçleri yıka... Diyorum ki acaba pirinçleri yıkadılar mı? Nişastasından ayırdılar mı? Ayrılmıştır ya. Gözünü kapat ye ya. Kaç derece ateşte pişiyor diyor. Ne var ki diyor. Mikrop kalır mı onunla diyor. Doğru söylüyor. İşte zevkler, renkler. Evet efendim, tavuklarımı da içerisine aldım. Bir miktar nohutlarımı kavurduktan sonra şöyle harmanlıyorum. Ama bunun görünüşü çok muhteşem oluyor. Ne yaptık? Soğanlarımızı piyazlık doğradık. Tuz ve karabiberle güzelce ovduk. Ekranı yeni açan izleyicilerim için kısaca özet geçeyim. Ovduğumuz soğanları yağda çok az şekerle, bir çay kaşığı kadar şekerle karamelize ettik. Sonrasında üzerine nohutları koyduk. Nohutları da birazcık kavurduk. En son aşamada iri iri böyle birazcık önden haşladığımız tavuğumuzu dittik. Bu şekilde bir zemin oluşturduk. Bu pilavın baş kısmı olacak, saray kısmı olacak. O yüzden böyle bakın, kavurduktan sonra şunu bu şekilde bastırıyorum ben şimdi. Çünkü ekstradan bir kalıbı alıp şekil vermeyeceğim. Direkt bunun içinden ters çevireceğim. Şöyle. Burada da artık pirinci koyma vaktimiz geldi. Böyle güzelce sıyıralım. Bir pirinç tanesini ziyan etmeyin. O kadar çocuğun oluyor. Vallahi o kadar çocuğun oluyor. Bak Serpil öğrendi. Küçükken bize öyle derlerdi ama ondan öte pirinç çok zor yetişen ve gerçekten çok zorlu aşamalarda üretilen bir gıdamız. Yani hiçbir tanesini ziyan etmemek gerektiğini. Vallahi bir tane bırakmadı bak. Evet, biliyoruz. Özellikle dediğim gibi bu konuda biraz hassasım. Bakın hiç karıştırmayacağım. Şu şekilde düzlüyorum gabune pilavımı. Ben bunun hep etlisini yapıyordum. Bir ara tavuklusunu da yaptım. Bugün de size böyle her eve, her bütçeye uysun diye tavuklusunu hazırladım. Soğanları eşiniz sevmiyorsa siz daha minik kayabilirsiniz. Gözükmez. Ama bu da soğanlı güzel oluyor. Tuzun üstüne şöyle bir miktar, pirincin üstüne bir miktar tuz atıyorum. Zaten altta vardı harcında. Güzel kokuyor, yemin ederim ha. Şimdi aynen bu aşamada da tavuk suyunu göz kararı yapacağım. Hemen size tam ölçülü pilav nasıl yapılır onu göstereyim. Göz kararı. Şimdi pilav tencereleri, evet, bir miktar da alacağım. Pilav tencereleri aynıdır ölçü olarak, genelde bu boydur. Şimdi bu boyda bir pilav tenceresi içerisinde yapıyorsanız sadece pirincin üstüne çıkacak kadar su eklemeniz yeterli. Mesela şu. Bakın. Bir daha ben eklemem. Çok azıcık, bir miktar daha alayım. Bir santim yukarı çıkıyor. O kadar. Ve gerçekten birebir oluyor. Ben senelerdir ölçüsüz yaparım pilavımı. Ama hep tane tane olur. Bilmem mi? İnşallah utandırmaz Rabbim. Bu sefer de öyle olur. Yok yok, olmaz inşallah. Vallahi ne kadar hızlıyız. Ekmeği verdik. Pilavı vallahi yaptık. Gene 4-4 de bir yetmiyor Allah'ım ya. Tenceremin şurası şey olmuş da onu sıktım. Evdeki olay biliyorsunuz her hanımın başına gelebilir efendim. Böyle buradan tutup vidayı döndürüyorsunuz. Tamam, sağlam. Şöyle kapatıyorum. Altını kısığa alıyorum efendim. Kısıkta, çünkü içerisindeki nohut pişmiş, tavuk pişmiş. Soğanı da güzelce kavurduk. Sadece pirincin pişmesini istediğimiz için ve tane tane olması gerektiği için altını en kısığa alıp demlene demlene pişmesini sağlıyoruz. Kola saat tatlım benim. Bitti. Bakın zaten efendim, döktüm. Aman Allah'ım. Oh. Tam kıvamında olmuş ha. Bak şişmiş, daha su mu gerek yok. Tamam. Bunu biraz daha suyunu çektirip kenara alacağız demlenmesi için. Üstüne böyle peçete kapatacağız. Anne usulü. Bu yayın sonuna kadar demlensin ki ters çevirebilelim. Pilavımıza göz atalım. Şöyle bakın. O da şişti. Tam demlenmek üzere. Şöyle bir pirinç tanesini. Ay. Ama pişti. Bakmaya gerek yok bence. Gayet iyi pişmiş şimdi. Vallahi çok güzel oldu. Tane. Ölçü tamdır. Hiç korkmayın. Şaşmaz. Hiç şaşmaz. Vallahi. Bak şöyle bakıyorum. Ölçü gibi kadın. Suyumuz yok. Bunun altını artık kapatabilirim. Havlu peçete.
Dur tatlım, hemen geliyorum sana. Ben Serpil'le. Şöyle. Daha sıcak suyla da bir işimiz yok herhalde. Daha şey yapmayacağım, sıcak su koymayacağım. Evet, kolta yapacağım. Serpil, şunu bir kaldırır mısın? Ben kettle'ın elini yüzünü siliyordum. Kapat. Haydi bismillah. Tamam. Burada amaç o fazla nemini ve buharını peçeteye vermesi. Zaten eskiler bilir, 80'liler, 80 senesinde doğanlar. Yani biz, ben de bir 84'lü olarak ben efendim. Anneler hep bu şekilde bez örterdi. Bez örttükten sonra üzerine bir de battaniye atarlardı. Bir pirinç pilavı hem soğumasın hem de dinlensin derseniz bir saat kadar battaniye ile sıcağını korurlardı. Üzerindeki peçeteyle de iyice nemini alırlardı. Hakikaten eskilerin yaptığı çok önemli. Atalar, anneler, mutfak analarımız. Bezleri. O ters dönmez demeye başladı. Dedi mi? Dağılmayacak, niye dağılsın? Kurban olayım, yapma. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Dadadadam. Dağılmadı, neresi dağıldı? Ne diyor? Dağıldı diyor hala. Evet, pilavı yaptık, sulu bir köfte yaptık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.